Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videomda köpeğimiz Pamuk eve geldikten sonra ona evi nasıl alıştırdık ve etrafa çiş yapmaması için neler yaptık onu gösterip anlatacağım sizlere bizzat. Hareketli bir video. İlk önce en önemlisi eve köpek gelir gelmez onu bir ortama, bir kafesin içine almak. Önce onları benimsetmek, ondan sonra odayı, sonra evi açmak. Ama bizde böyle olmadı. Çünkü kafese karşı aşırı derece tepki verdi Pamuk. Ve Pamuk 6 aylık olduğu için yavru köpekler gibi değil, çişini tutabiliyor. Yani hemen her yere salmıyor. İlk simit aldığımızda o sürekli çiş yapıyordu kısa kısa. Pamuk öyle değil. O yüzden biz de biraz daha rahat ve esnek davrandık. Kafes şu şekilde arkadaşlar. Onun yerini bilmesini sağlıyor. Burada bir yatağı var. Ve gördüğünüz gibi benim evdeki panduflarımla oynamayı bayılıyor. Onlar sürekli orada. Onlar oradan alıp stres yapıyor. Tipe baksana. Pamuk ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Annesinin bilgini. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir yatağı oluyor arkadaşlar. Ve yatağın biraz daha uzağına da çiş pedini koyuyorsunuz bu şekilde. Çiş pedinin üstüne bir tane çiş spreyi var, onu sıkıyorsunuz ama yine Pamuk büyük olduğu için çiş spreyi sıkmaya bile gerek kalmadı. Pedini hemen yapıyor. Zaten bir kere yaptıktan sonra hemen toplamıyorsunuz. O gün boyunca kullanabilir, ertesi gün değiştirirsiniz. Bir tane burada var bizim çiş pedi. Bir tane balkonda var çünkü balkonda fazla oturuyoruz ve o da balkonu çok seviyor. Şimdi göstereceğim. Bir tane koridorda, bir tane de yatak odamda var. Balkondakini göstereyim. Şöyle göstereyim. Buraya bir tane minder koydum. Eski Milan'ın minderlerinden. Zaten terlikleri yine taşımış. Tam bir terlik canavarı. Maması suyu orada. Çünkü burada yemeği çok seviyor. Hava çok güzel ve burada çok oturduğumuz için şu anlık burada. Akşamlar içeriye alıyorum. Ve hemen biraz uzağında çiş pedi var yine. Hatta çişini de yapmış arkadaşlar. Yani olduğunuz ortama çiş pedi koyarsanız çok rahat olur. Hayvan çünkü gidip de şuradaydı benim çiş pedim deyip çok uzağa gitmiyor. Olabildiğince yakını arıyor. Siz de hataya mal vermemek için her ortama koyarsanız sıkıntı yaşamazsınız bizim gibi. Bir tanesi burada. Şimdi devam ediyorum. Bir tanesi koridorda. Evet. Bir tanesi burada koridorda. ev büyük olduğu için, bu arada yukarı çıkmasına izin vermiyoruz yukarıda namaz kıldığımız için. Ev büyük olduğu için bir tane de koridora koyduk. Hemen dış kapının ağzına koyduk. Çünkü buraya birkaç kere kaka yaptı. Israrla buraya kaka yapınca bize dedi ki bu işte bir iş var. Buraya bir tane pet koyalım dedik. Artık kakasını genelde buraya yapıyor. Neden bilmiyorum. Evin bereketini kaçıracaksın. Ağzını burnunu kırarım senin. Ağzını burnunu kırarım senin, tamam mı Pamukcuğum? Benim güzel köpeğim. Mutfakta yok arkadaşlar pedimiz. Bir tane de benim yatak odamda var. Onu da göstereyim size. Evet. Bir tane de benim yatak odamda var. Neden? Çünkü Pamuk benimle birlikte yatıyor. Yatağıma tabii ki almadım. Yatağımın yanına da gene. Bunlar Milan'ın beşiğinin kenarlarındaki minderlerdi. Çok işimize yaradı. Bu şekilde yatağımın hemen yanına yere koydum. Ben buraya yatınca otomatikman o da geliyor burada yatıyor. Bütün gece burada yatıyor ve biz uyanana kadar uyanmıyor. Gece boyunca havlıyor mu? Hayır, havlamıyor. Hiç havlamıyor. Hem de hiç havlamıyor. Sabahları uyandırmak için buraya geliyor, dikiliyor. Hatta bir pratik yapalım. Buraya yatıveriyor. Böyle. Ben uyanana kadar da genelde beni uyandırmıyor. Öyle zamansız acıkmaları falan yok. Günde iki kere yemek yiyor. Sabah 10 gibi yiyor. Bir de akşam 8 gibi falan yiyor. Yani biz iftar yaparken ona da koyuyorum. O da bir yerden yiyor. Bakın bu kolay mı zor mu? Siz kendiniz karar verin. Büyük bir sorumluluk tabii ki. Herkes kabul etmiyor evine. Şu an en büyük sorunum o. Annem bizi kabul etmiyor. Köpeğimi bırakıp geldi. Kime bırakacağım ben bu köpeği? Bu ben size hiçbir şey yapmıyor ki. Bak bak, burada ne buldu? Aha, çorap bulmuş. Daha doğrusu o kesin onu buraya getirdi. Bak, çorap ve ayakkabıyla terlikle oynamaya bayılıyor. Pamuk! Pamuk!
Pamuk, dağıttın kendini. Kendine gel. Dirayetli ol. Sen benim köpeğimsin. Dirayetli ol Pamuk. Pamucuğum benim. Pamucuğum. Böyle arkadaşlar. Öneririm. Çok farklı bir sevgi. Çocuk sevgisi ayrı. Hani böyle eşe duyulan sevgiden sonra çocuk olunca ay diyorsun, çocuk sevgisi bambaşkaymış diyorsun. Köpek sevgisi de bambaşka. Kedici bir insan değilim. Köpekçi bir insanım. Ve size de tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Merak ettiğiniz bir şey varsa sormayı unutmayın. Hoşçakalın.